Stop etti. Çok klasik. Aa, görmedim. Pardon. Böyle bir araba solluyorsa bilin ki çok yavaş gidiyorsunuz. Soğuk ve galiba taklatıyorum şu an. Şimdi havalandırması var ama bu ısıtmıyor galiba. Doluyorum. Bakalım drift'e gelecek mi? Drift'e gelmek yerine diyorum ben ya. Bajaj'da ikinci günüm diyebiliriz. El freni çekmezsek gitmiyor tabii. Allah! Pedallar mesela bırakıyorsun. Geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Tümsek. Ah! Şükür. Gel gel içimden geç. Yol tutuş denediğim yere geldik. Galiba taklatıyorum. Alo. Alo. Merhaba. Evet. 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 Evet, bir sonraki gün yıkamadayım. Bakalım aracın içine ne kadar su gidecek, girecek mi göreceğiz bunu birazdan. Bajajın rengini değiştirdik. İçeride bir miktar su var. Ama tabii kapı içlerinde yaptığımızı düşünürsek buralarda böyle biraz su durumu var. Evet. Bajaj. Aha çok soğuk. Bajaj Kürt yıkandı, paklandı. Ama yine ben kemerimi takamıyorum. Haydi gidelim. Arabanın içi ıslanmıştı. Kurulanınca geçti tabii. Ve bir şey fark ettim. Arabanın iç plak aksamı özellikle kullandıkça yıpranıyor. Hani bu normal bir şey ama bunda sanki biraz aşırı yıpranıyor gibi bir durum var. Telefon çalmış. Bajaj'da 4. günüm. O kadar da kötü değil be. Bu para karşılığında alınabilecek bir şey mi? Ne alabilir? Eyvah kırmızı ışık! Peki. Oğlum araba kadar çukur mu yapılır oğlum? Ben minicik bir arabayım. Arabanın içinde kendinizi o kadar böyle donmuş hissediyorsunuz ki. Çünkü normal şartlarda dışarıda olsam en azından hareket ediyor olurum. Güneş görüyor olurum ama arabanın içinde olduğum için güneş göremiyorum. Dolayısıyla üşüyorum. Ellerim üşüyor, ayaklarım üşüyor. Bir de arabayı yeni yıkattığım için gerçekten üşüyorum. Aslında bu arabada şöyle bir şey yapılsa çok iyi olurmuş. Bajaj'ın Ar-Ge merkezindeki arkadaşlara sesleniyorum burada. Mesela bu arabada bazı yerleri ısıtmalı yapabilirlermiş. Mesela derken koltukların ısıtmalı olması. Tamam çok fantezi bir şey ama en azından bir yerimiz ısınabilirdi. Direksiyonu ısıtmanızı beklemiyorum ama bunlar çok aslında bir taraftan da basit şeyler biliyorsun. Isıtmalı bir paspas olabilir. Mesela. Merhaba amca. Amcam bir şey sormaya geliyor bana. Buyur amcam. Sağ ol. Deniyoruz. Bu Hint malı Bajaj diye bir araba. Nasıl, elektrikli mi yoksa? Benzinli. Benzinli. 3 litre yakıt tüketiyor. 3 litre. 100 kilometrede 3 litre. Çok güzel. Evet. 16.500, 16.800 lira gibi bir para. Biraz pahalı geldi bana ama tanı nasıl geldi? Araç mı? Aracın kendisi. Bu 16.000 lira. 17.000 lira. Böyle 5 ileri vitesli falan bir araba. 5 ileri. Kilometre kadar. İşte 70'e kadar çıkıyor. Evet. Şehir içinde bir yerden bir yere gitmeye yeter. Park olayı da güzel. Her yere sığıyor. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah kazanan olsun. Sağ ol Namit. O şey mi? Araç. Bu mu? Ha. Ha yok benim kendi kameram. Ha. Biraz çekim yapıyorum. Böyle bakıyorum. Teşekkür. Görüşürüz. Sağ ol. Gördüğünüz gibi yaşlısı, genci falan arabaya resmen hücum ediyorlar, yiyorlar böyle. Dün iki tane gençle konuşmuştum, şimdi bir amcam geldi dayanamayıp. Abi fermanınız çık, dükkanları çık hocam. Onu diyordum, sevgili Bajaj mühendisleri, ısıtmalı paspas abi. Dahiyane bir buluş olur bence. Isıtmalı yorgan varsa ısıtmalı paspas bu arabayı uçurur, yerden ısıtma bile. Düşünsene, of müthiş olur bence yani. Bunu şey yap, bir düşün, üşüyorum.
İnsanlar bakıyorlar, merak ediyorlar ve sormuyorlar. Soruyorlar mı? Soruyorlar mı? Gel bakalım. İnsanımız utangaç. Deminden beri iki tane tip vardı dışarıda böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor. Deminden beri baktı, baktı, baktı ama soramıyor bir türlü. Nedir, ne değil. Şimdi başlayacağım pratik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum ki park manevrası inanılmaz. Yani manevra kabiliyeti inanılmaz. Bu kapı içlerindeki gözler kocaman, her şeyi koyabilirsin içerisine. Ki en sevdiğim benim buradaki bu göz oldu. Çünkü telefonum, 6 inçlik telefonum buraya tam oturuyor ve gözlerden ırak bir şekilde gayet saklayabiliyorum. Bazen orada unuttuğum oluyor. Burada çok güzel gözler var. İki tane torpido gözü var. Kilitli. Ya bajajda 4. günümde arabayı aslında o bayağı bir sevdim bu arada. Çok tepkiliydim. Hala da bu parayı vermem diye düşünüyorum. Daha ucuz fiyatlıysanız arada almışsınız. Sorma neredesin, niye? Bak biri daha baktı. Bak. Ne oluyor oğlum? Arabayı mı çalıyorsunuz? Taksi olur mu bundan? Taksi olsa çok güzel olur bence. Taksi olsa biner misiniz? Hadi bakalım. Size bir anket sorusu. Bajaj, Cute, taksi olsa biner misin? Yani Fiat Albea'ya mı binersin, Bajaj Cute'e mi binersin taksi olarak? Ya da taksici olarak soruyorum. Bu arabayı taksi olarak alır mısınız? Hadi buyurun. Taksi olur bu arabadan ya. Bence gayet de güzel olur. Çok da samimi bir taksi olabilir yani. Sorma neredesin, niye döndüm geldiğim yere. İşte özel ıhlamur is coming. Herkese kilit var. Arabaya dalmasın. Sen kullandın mı, istiyor musun kullanmak? Tecrideköy'den getirdim ya. Şiva takamıyoruz bunu, ben takamamıştım ama. Biz Ersen de çok komik, güzel taktik öğrendik. Sana göre de ayarlamış olabiliriz, bak bakalım. Gördüğünüz gibi gayet samimiyiz. Baksana bak, böyle yaptım da içeceğiz. Bak şu amcam değilse bu arabaya mesela baya selam edildik ya önce. Evet. Nasıl olacak o? Adam Kemal düzeltecek diye bacağı benim içime girdi. Baksana şurada bir de. Şöyle çıkayım mı ben arabadan? Hemen. İşte oldu. Beni ellemezsen. Yok. Ellemedim. Ama mecburen elleyeceğiz artık. Ah spor. Yıldız gibi parlıyorsun abi, ben gördüm seni. Evet değil mi? Öyle vallahi. Yani yıldız ışığı var yani. Zamanla alıştım ya. Güzel yani. Ama bu parayı vermem. Sana soru. Taksici olsan alır mısın? Alabilirim. Alabilirim yani. Peki yolcu olsan biner misin? Binerim. Bir kere binersin herhalde. Gene binerim. Yani gittiğin mesafe göre değişir. Şehir içinde gezeceksen binerim. Sen havalimanına gideceksen binmem mesela. Ben termal çorap falan gidiyorum. Evdeki yani. En kalın çorabımı ve botumu giydim. Ona rağmen şu an ayaklarım donuyor yani. Bu V'ye ne anlama geliyor? Rear engine. Nasıl yapıyor? Bu depoydu galiba. Bu depoydu. Bitti. Ha bitti. 20 liralık benzin aldım. Kullendi. 20 liralık. Kofen Aston Martin gibi geldi. Oo tabi tabi. Bugün bir araba daha alabilirim yani. Toyota Cressy'yi de. Aa gönderdim bana, gördüm. Şöyle at almıştı işte, getirin. Tamam yanımda. Bayağı geçirdim diyorsun. Vitese bırakıyorum ki kaymasın. Koyduk mu? Dur. Ver. Bunu işleri bir kendin de yapabiliyorsun biliyorsun. Nasıl yani? Elini bunun altından sokuyorsun. He. Kilidi açıyorsun, bu kapıyı da açıyorsun. Gerçekten Hindistan'ın güvenlik anlayışını sorguladım. Nasılsın ya? İyi. Bajaj Cute'lu olan bugünkü yolculuğum şimdilik sona erdi. Muhtemelen arabayı da bugün vereceğiz. Isınmak için yaptığım şey çay. Ama ayaklarım o kadar üşüdü ki çayı ayağıma dökebilirim yani o şeyi. Sen 1 milyon araba harcayacak olsan ne alırsın? Hadi ya.
Ondan bir tane mi alacaksın, birkaç tane mi alacaksın? Birkaç tane alacağım. Ne alacaksın mesela? Bir Panamera alırım yani, Executive Turbo S. Ha. Full artı full. Zaten 1 milyon eder o arada. 350 bin euro falan filan eder diye. Zaten 1 milyon işte. Değil mi? Evet. Yani. Bir tane araba alacağım. Şimdi işte yani. Alacak da pek bir şey kalmıyor yani. Ha. Ya da böyle 90'ların sonra 2000'in başı işte M5. Ne bileyim Audi Allroad. Ha geldi. Çok seviyorum. Onda hazır, bana mail atayım. Ben ne alırım? 1 milyon harcayacağım, ne alırım? Bir de 911 alırım yani illaki. Paranın yarısı 500 bin lira civarında bir parayı 911 turboya harcadım. İki araba mı alacağız? Niye bu kadar bir şey diyorsun sen o yüzden? Bir araba için iki araba alacağız. Oh yeah. Hadi gidelim o zaman. I mean, this car is for the people who is using public transport and living in a little bit rural areas, such as Çekmeköy, Ümraniye, like me. I want to go to reach the public transportation, and I don't want to take a big car with me because it's useless and the fuel consumption and everything else should be quite expensive. So that's why this should be a solution. On the other hand, people who don't want to ride a bike, motorcycle, whatever you call it, this is an alternative. You save, I mean save, rather than riding on a bike. You are sitting in a car, there's a shelter around you because of the rain or any other climate conditions. The car keeps you from that kind of situation. I mean literally, because it's not, there is no air condition, there's enough fan here, but it's not making the car hot inside. And people look to the car, it gets attention, which is nice because this is one of the first examples in Turkey, I mean one of the first in Europe.